konuda? Şimdi öncelikle 10 Kasım 10 Kasım törenleriyle ilgili CHP il başkanının yapmış olduğu eleştirilerin doğru olmadığını, o gün orada bizim katıldığımızı, bütün teşkilatımızla birlikte orada olduğumuzu yerel basında, ulusal basındaki görüntülerde de görebilirsiniz. Tabii her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı araştırmadan, soruşturmadan bu tip gaflar yapabiliyor, bu tip açıklamalar yapabiliyor. Bunlar sadece bu törenlerle ilgili değil, her türlü çalışmalarında, faaliyetlerinde araştırmadan, soruşturmadan, bilinçsizce yapılan açıklamalardan bir tanesidir. Kutlama diye ifade ediyor. Oysa 10 Kasım bir kutlama değildir, anmadır, yad etmedir. Sadece 10 Kasım'da bu anma törenlerine Cumhuriyet Halk Partili insanlar katılmamaktadır. Türkiye'nin bütün vatandaşları, 75 milyon insan 10 Kasım'ın dışında da Atatürk'ü ve şehitlerimizi anmak, onları yad etmek, onlara dua etmekle meşguldür. Ama sadece yılda bir defa 10 Kasım törenlerine katılarak, çelenk koyarak Atatürk'ü yad ettiklerini, onları andıklarını zannedenler ne yazık ki bu tip eleştiriler, bu tip tenkitlerle kendilerini gündemde tutmaya, sanki Atatürkçüymüş görüntüsü vermeye, Atatürk'ün çizdiği yoldan devam ettiğini anlatmaya çalışan insanlardır. Bütün etkinliklerde, bütün programlarda teşkilat olarak katılıyoruz, varız, olmaya da devam edeceğiz. Atatürk'ün çizdiği yoldan, onun ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. 75 milyon insan da bu duygular içerisinde hareket etmektedir. Oysa bu törenleri, bu programları, bu etkinlikleri tekelleştirmesinler, sadece bir kitleye özgü bir etkinlik haline getirmemelerini onlardan rica ediyoruz. Yoksa kutuplaştırırlar, kamplaştırırlar, ülkeye ve bölgeye zarar verirler. Dünkü il başkanı yapmış olduğu açıklama çok çok sıradan bir vatandaşın yapmış olduğu açıklamadan öteye gitmeyen sözlerdir. Orada zaten açıklaması içerisinde kutlama gibi bir gaf yapmış, ondan sonra pardonlaştırmış, ondan sonra ne söyleyeceğini şaşırmış bir halde. Çünkü yaptığı basın toplantısının içeriği bomboş bir içerik. Araştırmadan, soruşturmadan yapmış olduğu bir içerik. O yüzden bir il başkanının kameraların karşısına çıktığında söylenmesi gereken, açıklaması gereken ifadeleri daha önceden süzmesi gerekir, elemesi gerekir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı Zonguldak'ta bizim her yapmış olduğumuz açıklamamızın karşısında paniğe kapılarak ne söylediğini bilmeyen bir il başkanı anlayış içerisinde cevap vermektedir. O yüzden dünkü yapmış olduğu açıklamayı çok ciddiye almıyoruz. Çok sıradan bir açıklama olarak görüyorum.